Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis lezzetiyle kolaylıkla yapabileceğiniz hira tahtası tarif vereceğim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak şerbetini yapmakla başlayalım. Uygun bir tencereye 3,5 su bardağı su dökelim. Ocağımızın altını açıp kaynayana kadar pişirelim. Daha sonra cezvemize sıvı yağ ve tereyağı koyup eritelim. Erittikten sonra soğumaya bırakalım. Suyumuz bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Kaynatıp ısıtmış olduğumuz suyumuzun üzerine 2,5 su bardağı şeker dökelim. Ve şeker içinde eriyene kadar karıştıralım. Şeker içinde tamamen eridikten sonra şerbetimizi soğumaya bırakalım. Hira tatlımızın hamurunu yapmaya başlayalım. 1 adet yumurta. Eritip soğutmuş olduğumuz yağımızı dökelim. Daha sonra 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 pakette vanilya ekleyip malzemelerimizi karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayalım. İlk olarak 2 su bardağı un ekleyelim. Daha sonra 1 pakete kabartma tozu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İki yemek kaşığı Hindistan cevizi. İsteğiniz üzerine güzel tat vermesi için 1 adet portakal kabuğu rendesi de ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Ununuzun markasına göre değişik göstereceği için unu eklerken yavaş yavaş ekleyelim. Hamurumuz yumuşak ama elle yapışmayan kıvam haline gelmesi gerekiyor. Daha sonra yapışmaması için fırın kabımızı yağlayalım. Bir kaseye irmik dökelim. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Daha sonra irmiğe bulayalım. Seksen derecede üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Alt tabanı bu şekilde pembeleşmişse pişmiştir. Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca soğuk şerbetimizi üzerine dökelim. Üzerini kapatıp tatlımızın şerbetini çekmesi için dinlendirelim.
Şerbetini çektikten sonra dilediğimiz gibi servis yapalım. Şerbetini tam çeken, yumuşacık, nefis lezzetiyle hira tatlımız hazır. Desteğiniz için, diğer tariflerimden haberiniz olması için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.